Ba. Açılı çekeceğim. Ba. Ba. Tripodum var. Ama yine de odanın makul yerlerini kullanarak kendimi test etmeliyim. Yaklaşık 120 binlik bir kanam olduğumu insanlara ispat etmeliyim. Hiç güldüğüme bakmayın. Böyle iğrenç bir sabah geçiriyorum. İğrenç, iğrenç bir sabah geçiriyorum. Öyle kabuslar gördüm ki, bilmiyorum, Allah belamı verdi ve uyandım. Öyle diyebilirim. Düşündüm bunu nasıl açıklayabilirim diye. En iyi açıklaması bu, gençler. Yeni bir yere başlayacağım ya. Ben zaten mesela, dur hangi sınıfta? Ortaokula başlarken mi ne? Gecenin bir saatinde uyanıp sabah oldu sanıp üstümü giyinip annemleri falan uyandırıp hadi gecikiyoruz falan diyen gerizekalı çocuklar olur ya. Hani olayı bayağı ileri levele taşıyan onlardan birisiyim. Ay ne kadar kötü gözüküyorum. Ay üzüldüm şimdi size. Bunu yapmak istemezdim. Neyse düzeltebilirim. Neyse işte büyük ihtimal böyle gerildiğim için falan kabus gördüm yani. Zaten uyuyamadım. Geç yattım bilmem ne. Bir de üstüne kabus. Şu an sanırım 1,5 saatlik bu uykuyla ayaktayım. Bu benim için bile fazla. Yani hiç uyumasam bu kadar çarpmaz da. Biraz uyuyup böyle olması. Geciyi çarptı. Rüyamda böyle ilginç bir hastalığı olan bir çocuk var, tamam mı? Babası da bilmiyorum doktor mu ne ama ameliyat ediyor çocuğu. Ama nasılsa yasa dışı bir şey. Böyle bir yerlerde oksijen tankı gibi bir şeyleri getiriyorlar falan. Onlar böyle tamamen yasa dışı, illegal geliyor. Ondan dolayı gizli yapmaları gerekiyor. Ben niye oradayım hiçbir fikrim yok. Böyle insanlar geliyor, gidiyor, bir şeyler oluyor falan filan. Hani anlıyorsun, anladın mı? O çocuğun kesinlikle çıkamayacağını, her ne ameliyattıysa başarı. Çünkü böyle, ha asıl kısmı demeyi unutmuşum. Çocuk mumya gibi sarılı al baştan. Yani bunu bildiğim tek bir şey var. Yanık falan olması lazım. O derece yanığı kaldıramaz hiç kimse. Yani zaten yanıklık bir belirtisi. Ya böyle çok abuk subuk, anladın, asla parçalar birbirleri oturmuyor ve rüyada olduğumu bilmediğim için uydurmaya çalışıyorum. Diyorum ya bu tıbbi olarak ne olabilir, hani düzeltebiliriz ama nasıl falan diye. Böyle bir yandan da yasalardan kaçaraktan falan çözmeye çalışıyorum ama o kadar strese girdim ki. Hani hiç hastayı düzenleniyiz ama hastalık ne bilmiyorum ve ya yakalanırsak falanım. Çok kötüydü ya. Bir ara şey oldu. Mumya işlemi için gereken bezler var ya. Onlar böyle kilolarca geldi bulunduğumuz fabrika vardı yere. Bu rüyayı unutmak istiyorum ama gitmiyor aklıma bir türlü. Bir saattir falan ayaktayım bu arada. Ay saçlarım arkadan öyle mi duruyormuş? Vallahi bitik vaziyetteyim. O mumya için gereken bezler. Ay ne olur cekin olduğuma bakmayın. Vallahi düzelteceğim. Şu an kan gitmediği için bu kadar renksiz. Onu asla hiçbir şekilde açıklamayacağım. Onu demeyelim daha iyiydi. Neyse dur diyorum. Bez parçaları böyle sarılı mı bir yerde duruyor böyle. Böyle çakma doktorlardan birisi diyor ki biri geliyor içeriye. Aslında böyle bir batıl inanç yok ama diyor ki aynı şu batıl inançtaki gibi olmadı mı diyor. Bana çakılan siyeli aldım ve dedim ki tamam buradan sonra her şey şeye saracak. Benim çıkmam lazım dedim ve kendimi uyandırdım tek rüya. Bildiğin kendimi uyandırdım ya. Dedim ya bu asla iyi işaret olamaz. Şu an çok kötü şeyler olacak. Artık bu çocuk ölecek mi? Babası ne yapacak? Yakalanacak mıyız? Vallahi hiç iş değil. Hadi kalkıyoruz dedim. Sonra gerçekten işe yaradı, uyandım ama problem ne biliyor musunuz? Kalktım yatakta dönüyorum, dolanıyorum saat böyle 4 falan herhalde o sırada. Kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Bak öyle mumya hastalıkları yok sana falan diye. Sonra mantıksal hale getirmeye çalıştım yani ki ikna olayım. Hani korkma bak, sakin ol falan. Bunlar büyük ihtimal yeni bir yere başlıyorsun. Düzenin değişiyor. İçindeki babaanne hoşlanmadı bunca karmaşadan falan filan diye. İkna etmeye çalıştım. Yatakta dön dolan hiçbir şey olmadı. O kadar süre döndüm dolandım ki acıktım ya. Böyle bir saçmalık var mı? Normalde sabah kalktığında acıkmazdı ya. O kadar süre yatakta durdum ve düşündüm ve beynimi kullanıp oksijen ve glikoz tükettim ki artık dedik depoları bir yenilesek mi oldu vücut? Sonra neyse kalktım, dolapta brownie var. Oturdum, brownie yiyorum. Karanlık. Ya bu çok saçma değil mi? Karanlık ve oturmuş
böyle züklüm püklüm bir anda ammumya hastalığı falan diye düşündüm. Sonra neyse suyumu içtim, yattım. Daha da beteri. En güzel rüyalarda neden başa gelmez? Yattım geri aynı rüyaya geri döndüm. Ve yaklaşık aynı şeyleri mi yaşadım çok hatırlamıyorum. Artık daha fazla düşünmek bile isterim ama aynı rüyaya geri girdim gerizekalı gibi. Boşuna brownie niye yedin? Onu oraya geri dönebilmek için mi enerji aldım ben şimdi? Malum fix sözlerimizden bilirsiniz. Hepten güzel ben olamam ki. Bu cümle beni hep güldürüyor. Ondan sonra ne diyorduk? Allah'ım yarabbim. Anladık, tamam çalıyor. Bu staja saat 5... Ne 5 ya? Şu an saat 5. Burada çalışmıyor. Açmadım da. Alarm kurarken demişim. Boşver uyuyor. Ne olacak? Aman. Alt yeni bir yere başlıyor. Sonra işte gece değil demişler. Hayırdır sen ne ayak? Biz sana mumya hastalığından tutar. Her türlü yasa dışı işi yaptırtıp uyandırmıyor muyuz? Ay göz altlarıma bak. Ha, bak ama renk geri geliyor. Sanki kendim boyamamışım gibi. Hadi gelin birazcık günümü anlatayım. Güne dair hiçbir fikrim yok. Elinin kız kardeşi makyajının bir alt seviyesindeyim bence. 12 ay boyunca bütün hastaneyi turluyorsunuz. Bütün bölümleri tek tek gezip bir ay orada staj yapıyorsunuz. Ondan sonra bir bakmışsınız doktorsunuz. Uygun orta aldıkça ayetayenden hediye çekiyor olacak. Bu önemli cümleleri resmerken söylediğim iyi oldu. Maske çıktı, mertlik bozuldu ha. Eyeliner'ı sürerken nefes nefese kalan kız. Başını bu koyacağım. Of gülme de gülemiyorum taşıyor. Dur güldürme. Dur sakinim. Tamam. Siz de mesela başlarken yeni şeylere, benim kadar heyecan yapıyor musunuz? Bir de rüyadayken rüyada olduğunu bilmiyorsun, her şey mantıklı geliyor ama yine de bir mantık oturtmaya çalışıyorsun. Şüphedesin hani. Bu işte bir iş var ama. Yarım saattir aynı rüyayı anlatıyor olmam. Vallahi çok etkiledi. Yoksa sizin zamanınızı almam bilirsiniz. Yorumlarda demiş ki, ağladığım zaman sesim senin gibi çıkıyor. Ben böyle iltifat duymadım. Ya çok da kötü durmuyor. Kameram bana odaklandığı için şoktayım. Sen galiba bana alışmaya başladın. Birazcık saçımı yapmaya gidelim. Ay buraları sileceğiz zaten değil mi? Boş ver. Lütfen düşme. Aferin. Kaçta çıkmam lazım acaba? Uf, niye heyecanlanıyorum? Ne salak bir şeyim ya. Küçük çocuk musun oğlum? Ben ilk günler fark etmişsinizdir. Çok heyecanlı ve aslında gergin oluyorum. Hastaneye çok yakın yurduk. O çiziyor ve öğle arasında uyumaya mı gelsem? Bence çok mantıklı. Peki bir şey daha itiraf edeyim mi? Zaten ilk yattığımda uyuyamadım dedim ya. Böyle ne bileyim komik bir şeyler dinledim. Podcast falan dinledim. Sonra dedim yok ya, iyice beynim açıldı. Otur birazcık ders çalış. Açtım telefondan 3-5 bir şey okudum. O uykumu getirdi tabii, tahmin edersiniz ki. Hani vücut ders çalışmada ne yaparsan yap, tamam uyuyacağım tamam söz falan diye. Sonra rüyamlarımda günümü gösterdi ama. Ama ondan dolayı birazcık bir şeyler okumuş olmak da beni mutlu etti. Vicdanen. Bu şekilde devam ederiz. Ben stajlardan vlog atarım. Tepki videolarını izlediniz mi? Editlemek çok zor oldu da. Ama gerçekten çok zaman aldı. Çünkü 3 video üst üste editlemek var ya, canımı çıkardı. Hangi videoda ne var yani? Hani kapak koyacağım ama hangisi? Hangisi hangisi? Bir şeyler yapacaktım ama nereyeydi falan oluyorsun. Duymak istemiyorum. Hırslı ya, ne yapacaksın? Ben sadece sen beni hiç ilgilendirmiyorsun, tamam mı? Ben ameliyata girmek için patronumla karıştırmıyorum. Bu hastaneye babamın torpiliyle gelmiyorum. Sinan! Ne yazık ki bazılarınızın başarması için çalışması gerekiyor. Oha! Çok fazla oğlum. Böyle denir mi lan? Pet patronumla karıştırmıyorum bilmem ne. Çok ayıp. Söylenmez öyle şeyler. Tahmin edersin bu hava güneşli. Erken gelmişim. Ben beklenmeyecek hareketler. Dur şöyle de yapabilir. Asla gözükmüyormuş. Şampiye de alırım. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Nasıl geçeceğini ben de bilmiyorum. Pansuman da yaptık. Pansumanları yaptık kattaki hastalarda. Ne tür hastalar olduğunu falan konuşuyorduk zaten. Fakat şu an ben de yeni başladım. Bence şimdi birazcık ders çalışayım. Sonrasında zaten diğer herkes gelmiş olur. Neler oluyor, neler bitiyordu plastik cerrahide birazcık okuyayım. Birazcık hazırlanayım. Siz sorularınız varsa onları sorun. Onların üzerine gideyim, hani neleri merak ediyorsunuz. Çünkü bir noktadan sonra çok gündelik hayata dönüyor. Fark edemiyorum neyin normal, neyin farklı geldiğini. Unutuyorum birazcık da. Aa, güneş gidiyor.
Sen de pes ettin değil mi yine kenada? Evet, onları da anlatıyor olurum. Görüşürüz. Bay bay.